akşamlar. Bugün öyle bir heyecanlıyım, öyle bir heyecanlıyım ki sormayın. Hani şiirlerini okuduğumuzda böyle bir üstünüzü, içinizi heyecan kaplar ya. Öyle bir adam ve siz onun yanı başında oturuyorsunuz, onunla program yapacaksınız. O kadar heyecanlıyım, o kadar heyecanlıyım, o kadar heyecanlıyım. Kim bu büyük üstad? Böyle kısaca tanıtayım kendisini yormamak adına. 1942 doğumlu, maşallahı var, 80 yaşında üstadımız Çamlıca'da doğmuş. Kendisi 1966 yılında Ankara Üniversitesi Türk Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. Uzun uzun anlatmayacağım. Kendisi Türkiye'nin, dünyanın en büyük edebiyatçılarından bir tanesi. Hatta size şöyle hatırlatayım mı dostlar, böyle bu üstadı diyeyim ki, hani demişti ya, değişir yeni rüzgarın, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denize gemi, boşuna bir liman arar, gülüşü bir yabancının, çalmıştır senden sevdiğini, içinden biriken zehir, sadece kendini öldürecektir, ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden, binlerce yıl uzaktadır, binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Avutmaz olur artık seni bildiğin şarkılar, boşanır keder zincirlerinden, sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın, alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece, tüketilmiş ve düşmüş gözden, düşlerinde bir çocuk hışkırır, gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Eminim ki hatırlamışsınızdır Profesör Doktor Ataoğlu Behramoğlu'nu. Üstadım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok anlatamadım sizi aslında ama çok güzel okudunuz. Bu kadarla yetinelim diyorum. Ay, çok güzel şeref verdiniz, onur verdiniz. Adıyaman'a şeref verdiniz. Adıyaman'a hoş geldiniz. Çok güzel okudunuz. Çok güzel okudunuz. Ben lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda babamın memur oluşu nedeniyle küçük şehirlerde burada bulundum. Mesela Çankırı, Orta Anadolu'da o şehirde gazetede, Taşra gazetesinde makaleler falan yazardım. Şiirlerim yayınlanırdı. Yani şöyle söyleyeyim kısaca, bildiğimiz büyük şehirlerin, metropollerin dışındaki, orada o da asas olarak İstanbul'dur. Daha başka yörelerde, diyelim ki Anadolu'muzun nispeten küçük yerlerindeki kültür etkinlikleri, bu gibi programlar, gazeteler, televizyon programları falan bana heyecan verir. Çok hoşuma gider. Evet. O yüzden ben Sayın Fahrettin Çelik, size teşekkür ederim. Mercan TV'ye de ayrıca teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. Memnunum yani geldiğime. Çok teşekkür ederim. Evet, hemen kolumuz edebiyat, sevgimiz edebiyat, aşkımız edebiyat. Doğrudur. Edebiyatla nasıl tanıştınız, nasıl başladınız? Onları da söyleyebilirim. Hatta özel bir bilgi olarak ilk yazdığınız şiiri hatırlar mısınız? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. tabii ilkokul yıllarından itibaren benim şiire merakım başlamıştır ama bana kendimi şair olarak duyumsatan ilk şiirim Melankoli'dir. Melankoli adlı şiir. Lise 1'de falandım ve toplu şiirlerimde de hep ilk şiir olarak geçer. 1959 yılında yazılmış bir şiir. Demek ki lise 1'de de değil, lise 2, 3, 3 defa lise yıllarında yani yazılmış şiirimdir. Hatırlarım tabii. Böyle siz de hemen böyle bir aşık olup mu yazdınız üstadım? Yani yoksa siz oturup öyle ilhamı beklemediniz, oturup yazdınız mı? Şöyle söyleyeyim, yani ikisi de beraber hem çalışarak olur hem de bir ilham esin dediğimiz şey de şudur. Yani kendinizi ona hazırlamanız lazım. Esin de durup dururken gelmez. Yani ilham da durup dururken gelmez. Örneğin ben daha çok sabahları çalışırım. Bugün örnek olarak size vereyim, üzerinde çalıştığım bir şiir vardı. Onun son dizelerini Adıyaman'da yazdım. Sabahleyin kalktım, otelden çıktım, yürürken üniversitenin turizm otelinde falan. Hı hı. O dizeler de geldi, şiir tamamlandı ve zaten altına
Adıyaman diye de yazdım yani yazılmış yer olarak. İmzada Adıyaman var yani. Var. Bir hemen bir şey söyleyeyim, devam edeyim. Ben buraya, biz buraya müzisyen arkadaşım Haluk Çetin'le Besne Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Handan Özbay Sabak tarafından davet edilerek geldik. Burada CHP İl Başkanı Burak Binzet ki arkadaşımdır, çok yakın dost olduk. Milletvekili Abdurrahman Tutdere öyle yani ve çok aydınlık yüzüyle Adıyaman'ı tanışmış olduk. Harika oldu aslında. Bir de sizin bu programınızda bence zirveye çıkardı bu buluşmamızı. Eğitim anlamında Besni gerçekten öncü bir şehir. Evet. Eğitim seviyesi de yüksek. Oradaki, evet. Oradaki sponsorlar da çok güçlü maşallah. Evet. Buradan siz oradaydınız galiba değil mi? Bugün gelemedim. Bugün gelemedim. Aynen ama takip ediyoruz, yakından takip teşekkür ediyoruz. Besni Kaymakamlığı'na, belediyesine ve ilgili... Evet, orada zaten Besnik eğitim bayramı galiba değil mi? Öyle bir bayram. Evet, aynen. Vesilesiyle bizi çağırdı. Hatta bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de tek bayram, eğitim evet, bayramı. Evet, ya tebrik ederim, kutlarım ben Besnili'yi, Besnilileri. Böyle bir bayrama ön ayak oldukları için ve devamını sağladıkları için Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeylerden biri iyi ve ciddi bir eğitimdir her alanda. Dolayısıyla bu örnektir esasında Besnil'deki bu hadise. Evet, üstadım Aziz Nesin der ki... Türkiye'de 4 kişiden 3'ü şairdir der. Doğrudur. Bu gerçekten 4 kişiden 3'ü şair midir? Yoksa biz böyle 1-2 şiir yazan kardeşlerimize de şair diyebiliyor muyuz? Şimdi, şairliğin bir kriteri var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Aziz Nesin benim çok yakın abimdi, sevgili abimdi. Yazarlar Sendikası'nda o başkanken ben sekreterdim. Sonra ben başkan oldum öbür dönemde. Bulgaristan'a gittikti yıllar önce beraber Yazarlar Sendikası olarak filan. Parlamentoda bir konuşma toplantı yapılıyor. Orada da söyledi bunu. Ben de söz aldım. Dedim ki 4 kişiden 3'ü şairdi. Aziz abi de maşallah şiire başladı. Herkes şair oldu dedim falan. Böyle bir espri yaptım. Şiir de yazdı Aziz Nesin. Yani. Güzel şiirler de yazdı. Türk milleti yani bizim milletimiz daha doğrusu. Bu toprakların insanları şiire yatkın. Mesela bizim halk edebiyatımız olağanüstüdür. Evet. Bana göre 17. yüzyıl şairi Karacaoğlan... O yüzyılın dünya çapında en önemli şairlerinden birisi. Kesinlikle. Bunu kesin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla evet. söyleyebilirim. Böyle bir tarafımız var. Evet. Peki hocam, yaşantınızda edebiyat adına konuşuyoruz. Sürekli edebiyatla da konuşuyoruz. Buyurun. Keşke dediğiniz şey ve beraberinde iyi ki dediğiniz şey nedir? Güzel soru ya. Buna şimdi tabii birçok alanda cevap verilebilir. Kimileri incinebilir dinleyen, kimileri mutlu olabilir falan derken. En iyisi şöyle diyelim. Yani şöyle söyleyeyim, belki önemli olan şudur değerli dostum, keşke de dememek, iyi ki de dememek lazım. En önemlisi yaşamayı hak etmek, yani var olmayı hak etmek. O da çalışkanlık ve disiplinle olur. Evet. Ve giderek de daha iyi niyetli bir insan olmaya çalışmakla olur, bilgi edinmekle olur. Yani keşke desem ne çıkar bundan? Ben yani bir memur çocuğuyum. Ama kendi çabalarımla birkaç yabancı dil öğrendim. Tutku duyduğum her şeyi az çok ele geçirdim yani. Yapmaya çalıştım. Mesela ben şimdi yaşımı söylediniz. 40x2 diyorum ben ona. Evet. Ben böyle 4-5 yıldır piyano çalıyorum. Yani belli bir yere doğru da geldim yani. Piyano çalışıyorum. Hı-hı. Buzuki öğrendim biraz mesela. Bağlama çalardım. Buzuki öğrendim. Yani hep böyle bir şeyler öğrenmek peşinde biriyim ben. Başka bir alana geçelim. Foça'da bazı yazlarımızı geçiriyoruz biz. Evet. Yine birkaç yıl önce rüzgar sörfü yaptım yani ben. Rüzgar sörfü izleyicilerimiz bilen vardır, bilmeyen vardır. Yani denizde böyle bir tek yelkenli gibi bir şeyle gidersin ya uçarsın böyle rüzgar seni götürür. Wind surf diyorlar ona. Ben rüzgar yelkeni belki demek lazım. Kolay değil yani belli bir yaşta. Ama inat ediyorsun, kafaya takıyorsun ve başarıyorsun. Önemli olan bence o. Şimdi profilinize baktığımız zaman hocam çok ilginç anekdotlar da var mesela. Yani benim şahsım çok da böyle buyurun. Üzerine durmak istediğim bir konu aslında. Buyurun, ben de merak ederim. İsmet Özel'le çok özel bir diyalogunuz var. Evet. Hatta beraber Halkın Dostları diye bir de dergi çıkarmışsınız. Çok normal bir şey. Ve İsmet Özel'e baktığım zaman böyle sizle taban tabana zıt dünya görüşleri olan öyle bir değildi insan. Ama. Öyle değildi. Önce öyle değil miydi? Tabii ki. Şimdi İsmet Özel... Her şeyden önce değerli bir şairdir. Yani bizim kuşağımızın belki en iyi, en yetenekli şairidir. Çünkü metafor bulmada, yani mecaz dediğimiz şey bulmada çok usta bir genç şairdi.
O lise, şöyle söyleyeyim, ben lise 2'deyken o ve kardeşim lise 1'delerdi. Yani Çankırı'da. Benden bir yıl daha geriden, iki yıl yaş küçüktürler. Lise arkadaşıyız. Yani lisede gerçi arkadaştan çok tanıdıktık. Onun ablası benim sınıf arkadaşım, Aysel, sevgili Aysel Özel. Sonra İsmet üniversitede siyasalda okurken ilk şiirlerini bana getirdi. 1960'lı yıllarda İsmet'le bizim görüşlerimiz aynıydı. Yani 60'lı yılların gençleri, devrimci gençleri. Sonraki yıllarda 70'ten sonra İsmet, kimisi der ki ya da denebilir ki bu bir duygusal krizler yaşadı. Kimisi denebilir ki düşünsel bazı yerlere ulaştı ya da geçti oralardan filan. Taban tabana zıt bir noktaya geldik doğrusu. Ama şiire saygımız ve sevgimiz bence aynıdır. Evet. Yapı itibariyle de baktığın zaman suyu sert olan insanlarsınız. Onu biliyoruz. İkiniz de böyle şeyi sağlam, cümlesi sağlam. Doğrudur. Doğrudur. Böyle biraz doğru. Hani tabiri caizse radikal yazabilecek. Ya doğru vallahi. İsmet benden daha radikaldir ona kalırsa. Gerçekten. Yani önemli lan. Öyle. Halkın Dostları dergisinden biraz bahsetmek isterim. İşte Halkın Dostları dergisi de 1960'lı yılların ortalarından başlayarak ben Malazgirt'te, İsmet de Muş'ta askerlik yaparken o sıralarda o fikir oluştu ve daha çok İsmet'in zihninde oluştu. Biz bir dergi çıkaralım. Çünkü bizim Türk şiirinde yeni bir akımı temsil ediyoruz biz, evet, dedi. Ben de o görüşte idim tabii ki. Sonuçta Halkın Dostları dergisini 1970'te falandır galiba, 71'de çıkardık. Birkaç sayı çıktı. Daha sonra kardeşim Nihat Behram onu sürdürdü. Yani İsmet'teki düşünce değişikliği yüzünden dergi çıkamaz oldu. Nihat devraldı, kardeşim Nihat Behram. Ben yurt dışındaydım çünkü. Sonra, 70'te ben yurt dışındaydım. Militan olarak mı devam etti? Militan'dan önce, evet. Bravo. Yani Halkın Dostları'nın ikinci aşamasını Nihat yürüdü, sıkı yönetim kapattı ve bitti. Sonra Militan'ı ben yurt dışından dönüşümde 74'te. Halkın Dostları'nın ikinci sanki sürecinin devamıdır Militan. Doğru söyledi. Nihat'ta, evet, çıkardı. Bunu. Evet. O zamanlarda böyle şiir tarzınız böyle miydi? Yoksa gittikçe değişti mi? Şimdi değerli dostum, bunu mesela Karacaoğlan'dan bahsettiniz. Yani öyle bir heceden falan gelmediniz herhalde, değil mi? Yok, ama hece şiirini bilmeden Türkçe'de şiir yazılmaz. Örneğin yani buna, bu işlere meraklı arkadaşlara söylemek isterim. Bizim konuşma dilimizde bile, konuşurken bile çok etkileyici cümleleri parmak hesabına vursak 11 hece çıkar. Yani şimdi burada örnek vermeye gerek yok. Evet. Yani hece şiirini bilmek lazım. Halk şiirimizi iyi bilmek lazım. Ama tabii ben sonuç olarak 20. yüzyıl Cumhuriyet dönemi şairlerindenim. İlk ustam, ilk önemli ustam Orhan Veli'dir. Sonra Atilla İlhan'dır. Sonra tabii aynı süreçlerde Fazıl Üssü Dağlarca'dır. Nazım Hikmet'tir. Bugünlere geldik. İkinci yeninin tabii Turgut Uyar başta olmak üzere sevdiğim şairleri her zaman olmuştur. Dolayısıyla yani her şey gibi şairin şiiri de değişme süreçlerinden geçer. Doğrusu budur. Ama ben yine de şuna inanırım. Her sanatçının değişmeyen bir şey de vardır. Bir ses tonudur o. Onun ses tonu. Ses tonumuz nasıl, çocukluğumuzun sesi nasılsa, evet, şiirimizin sesi de biraz öyledir. Yani. Öyle bir taraf vardır. Belki bir kalınlaşır ama vurgular, şeyler değişmez. Buna yani benzer aynen bir şeyler. Bravo. Doğru, haklısınız. Vurgu dediğin şey önemli. Evet. Siz çeviri de yapıyorsunuz hocam. Tabii. Özellikle şiirde merak ettiğim bir husus var. Şiiri çevirirken şairin gerçekten o duygusunu verebiliyor muyuz? Tabii şiir çevirisi, şimdi çeviri dediğimiz şey şudur. Bir anlamın bir başka, yani bir dildeki anlamı başka bir dildeki anlam, yani başka bir dile çevirmek. Yani diyelim ki ben bir şey söylüyorum, o bir anlam taşıyor değil mi? Bugün saat 8'de uyandığımda güneş nedense doğmamıştı henüz mesela. Diyelim ki bunu şimdi başka bir dile çevirirken aynı şeyi söyleyeceksiniz başka kelimelerle, ama aynı şeyi söyleyeceksiniz. Şiir öyle değil. Şiirde yapıyı da çeviriyorsunuz. Yani bir dilin yapısı. Yani diyelim ki buradan yola çıkalım. Orhan Veli'nin bir şiiri. Uyandım baktım ki bir sabah güneş vurmuş içime. Şimdi bunu birebir çeviremezsin. Şimdi uyandım baktım ki bir sabah güneş vurmuş içime. Burada vurgular, ses tonu, yani
Onu artık adapte edeceksiniz bir bakıma. Sıradan bir cümle değil bu çünkü. Evet. O yapıyı da çevirmeniz lazım. Duygu dediğiniz şey olur şiirde. O da çeviri şiirler okurken daha çok çevirenin duygularını okurmuş gibi geliyor bana. Bu da önemli bir şey. Bu söylediğiniz şey gerçekten bu konu üzerinde hakikaten düşünmüşsünüz. Çeviren genel şiirse söz konusu olan. Tabii şiir için. Genellikle de şair şiirler çevirir. Onun şairliğinin izlerini taşır çeviri. Böyle bir şey de vardır doğrusu. Evet. Hocam elbette ki siz böyle bu yolda sayısız ödüller aldınız. En iyi, en büyük aldığınız bir iki tane ödülden bahsetmek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Ben mi söyleyeyim? Ha. Lütfen. 1982 yılında Barış Derneği davası nedeniyle cezaevindeydik bu 12 Eylül sonrası. Evet. Oradayken bana 1981 yılının Lotus Edebiyat Ödülü geldi. Lotus Edebiyat Ödülü Asya Afrika Yazarlar Birliği'nin bir ödülü. Bu büyük bir ödüldür uluslararası. Sonraki yıllarda mesela Rusların Pushkin madalyası, Romanya'dan aldığım bir ödül vardır Mihai Eminescu Akademisi'nin ve daha çok yakın zamanlarda Küba Kültür Bakanlığı devlet nişanını bana devlet nişanı evet, verdiler. Evet. Küba Kültür Bakanlığı'nın şair kimliğimle elbette. Evet. Bulgaristan'da bir Orfeus madalyam var. Gidemedim maalesef oraya. Bu yıl yani alamadım hatta yani gidip kendi elimle ama ilan edildi. 2016 yılında Romanya Mihai Eminescu Akademisi beni Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterdi. Hı. Bu da önemli bir şey. Diyeceksiniz ki hep yurt dışından mı aldın ödüllerini? Yani genellikle galiba evet. Yani tabii Türkiye'den de aldığım ödüller oldu ama yani insan gençken almak istiyor. Mesela Türk Dil Kurumu ödülü özenmiştim 1970'li yıllarda falan. Bilemeyeceğim nedenlerle bana verilmedi o ödül. Daha yaşlılara verildi. Sonra da daha gençlere verilmeye başladı. Böyle tuhaf bir şey oldu. Artık öyle bir yaşa da geldik ki sonra şimdi da çok daha önceden öyle bir yaşa geldik ki artık bana yani herhangi bir ben ödül veren kurullardayım genellikle. Kimseden ödül beklemiyorum. Ülkemizde şair ve şiire çok da böyle fazla bir değer verilmiyor diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz? Tam tersine diyorum ben. Tam tersine. Hak ettiği değeri tam tersine. Yani bizim halkımız mesela sıradan halk insanı yazarım dediğin zaman ne iş yaparsın? Yazarım deyince seni gazeteci gibi düşünür. Evet. Ya bizim mahallede işte elektrikler ikide bir kesiliyor bu konuyu yazar mısın falan gibi gazetede. Şairim dediğin zaman bir duruyor ve sanki gayipten bilinmezden ses getiren bir adammış gibi diyor ben de bir zamanlar şiir yazardım falan gibi. Yani şiir daha gizemli bir şey gibi algılanır halkımız tarafından. Evet. Biraz da öyledir zaten. Biraz evet. Dua gibidir, biraz başka türlü bir şeydir. Yani. Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama siz böyle yakalamışken Mercan ekranlarında bir tane şiir sizden dinlemek isterim yani. Öyle mi? Ne kadar vaktimiz var? Ben çünkü Gaziantep'e biraz hareket edeceğim. Sabah erken uçakla. Hızlandırmaya çalışıyorum, evet. Şöyle söyleyeyim, ne yapalım? Mesela bir yeni çıkan kitaplarımdan birinin adı Köprülere Şiirler. Köprülere şiir yazılır mı? İşte şimdi okuyunca göreceksiniz yazılıyormuş. Genellikle gördüğüm köprüleri yazmışımdır. Onların hikayelerini filan gibi. Cendere Köprüsü'nü görmemiştim. Cendere. Evet. Sizin bir Cendere Köprünüz biliyorsunuz evet. değil mi? Evet. Ama okuduklarım çok ilgimi çekmişti Cendere Köprüsü'yle ilgili olarak. Bugün de gittim o köprüye dokundum. Yani o fotoğraflarını da çektim. Size onu okuyayım mesela. Cendere Köprüsü. Lütfen. Kahta, Nemrut Dağı, Cendere Çayı. Sözcüklerin büyüsüne kaptırıyorum kendimi. Dokunmak isteği duyuyorum onlara. Canlı varlıklara dokunurmuş gibi. Kahta, dağın eteği demekmiş. Tahminlerden biri de bu. Nemrut'un eteğindeki şehre bu ad yakışıyor doğrusu. Cendere çayı bir fettan ırmak. Gerger, Sincik, Kahta, Çelikhan uğramadığı ilçe kalmamış. Ülkeyi terk ederken Fırat'la birlikte ve ona karışma öncesinde Samsat'ın da gönlünü almış. Fakat şimdi dile gelecek olsa Cendere'deyim diye haykıracak. Hesler yiyip bitirmiş onu. Bu gidişle o bir deri bir kemik adını taşıyan köprüde bir taş yığınından ibaret kalacak. Ona Roma Köprüsü de deniyor. Yaptıran imparatorun adıyla.
Septimus Severus Köprüsü diyen de var. Ama en çok yakışanı Cendere adı. Zaten altından akan bir su yoksa köprü dediğin neye yarar? Hey koca Nemrut, şimdi sen taş kesilmiş tanrılarınla bakıyorsun bulunduğun yerden 2000 metre aşağılara. Köprüsüyle, ırmağıyla, ovasıyla binlerce yıldan armağan bir yaşam yok olup giderken umarsızca. Beğendiniz mi? Yüreğinize sağlık. Çok sevindim. Kendimizi bulmak daha güzel oldu. Çok güzel. Bu arada ben Samsatlıyım. Samsat'ta böyle payını almış oldu. Şimdi bak mesela bu şiirlerde ben bu köprüleri yazarken onların altındaki ırmakların geçtiği yerlere falan böyle ya bildiğim yerler ya haritalardan şuradan buradan okuyarak canlı bir şeylermiş gibi geliyor ona, onlar bana. Evet. Kelimeler de öyle mesela Kahta, Nemrut Dağı, Cendere Çayı sözcüklerin büyüsüne kaptırıyorum kendimi. Dokunmak isteği duyuyorum onlara. Şair öyledir. Kelimelere dokunmak ister. Ondan sonra Cendere Çayı sanki bir insan. Cendere Çayı bir fettan ırmak. Gerger, Sincik, Kahta, Çelikan uğramadığı ilçe kalmamış. Ülkeyi terk ederken Fırat'la birlikte ve ona karışma öncesinde Samsat'ın da gönlünü almış. Sanki bir insandan söz ediyorum. Ama maalesef Cendere Çayı kalmamış. Maalesef evet. Bugün baktık yukarıdan. Ruh katmışsınız ilçelere de, Cendere de, köprüye de ruh katmışsınız. Yani böyle. Çok teşekkür ederim. İnşallah oraya bu konur. Benim çünkü yazdığım köprülerden Artvin için yazdığım çifte köprü var. Arhavi için. Evet. Çok çifte köprü. Onun bir kitabe olarak yazıldı. Oraya konuldu. Yakında gideceğiz, tören yapılacak. Edirne Köprüsü için yazdığım konacak yine bu ay içinde. Yani. İnşallah Cendere Köyü de İnşallah. Olabilir. Olur yani İnşallah. Diye düşünüyorum. Yani arkadaşım biraz söz verdi Burak. Bakalım ileriki günlerde, zamanlarda belki de oraya öyle bir şey yapacağız. Yani sık sık görmek isteriz gerçekten. Mutlu oluruz. Evet. Hocam günümüz gençleri çok böyle şiir yazmak böyle bir evet. dağa taşa kuşa ruh katmaktan Doğru. ziyade böyle sosyal medyada işte birbirinden bir şeyler çalıp kopyalamak. Ne yazık ki öyle olmuş. Hocam günümüzde şiir anlayışıyla Cumhuriyet öncesi edebiyatını karşılaştırırsak biraz ciddi bir konu. Nasıl bir veri çıkar karşımıza? Şimdi hayat giderek giderek böyle bir ne bileyim bir oyuncaklaşmış yani bir oyun haline gelmiş adeta basitleşmiş öyle söyleyelim. Gerçi internet üzerinde bile şimdi ben açsam buradan telefonu kapattım tabii ses şeyini. Mesela baksam işte benimle ilgili bir takım yerlere filan pek çok şiirimin aktığını görüyorum. Zaman zaman bana ait olmayan şeyler benimmiş gibi çıkıyor. Zaman zaman yanlış bozularak çıkıyor filan. Ama sonuç olarak yine de şiire bir ilgiyi gösteriyor bu. Yani yine de şiire ilgidir bu. Fakat kolayından bakıyorlar işe. Evet. Gönül ister ki kitaplara gitsinler. Aynen, kitaplardan evet. okusunlar. Kesinlikle. Ama dediğim gibi her şeyi biraz basitten alma eğilimi var insanlarda. Hele ki şiir yazmak isteyen arkadaşlarıma, gençlere öğütüm benim. Kitaplara gitsinler, kitaplar okusunlar. İyi şairleri kitaplardan okusunlar derim. Evet. Hocam sizin için böyle tanımlama yaparken genellikle toplumcu ve gerçekçi tabii, doğru. şiir şair derler. Ne anlamamız gerekiyor toplumcu Şimdi, ve gerçekçi? Tabii bu da değişik açılardan buna bakılabilir. Toplumcu, gerçekçi demek ben en baştan beri hep onu söylemişimdir. İlk gençlik yıllarımdan beri toplumcu, gerçekçi demek yani gördüğün gerçekliği birebir kopya etmek anlamına gelmez. Sanatın hiçbir dalında. Bu demek değildir. Ya da ne bileyim bir haksızlıktan, adaletsizlikten tek başına söz etmek onun şiir olmasına, öykü olmasına falan filan roman olmasına yetmez. Sanat olması gerekiyor. Yani, ama ben toplumcu gerçekçiyim. Elbette yazdığım şeyler topluma gitsin isterim. İnsanlarla yürek yüreğe böyle olalım isterim. Öyle bakarım. Ve toplumdaki eksikleri, adaletsizlikleri de dile getirmeyi gerçekten çok isterim. Elimden geldiğince de yaparım. Ama bunu yalın kat bir şekilde değil, bunu daha incelikli ve ciddi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani isterseniz toplumcu olunca biraz daha siyasi şiirler isterseniz doğuyor. Sizi siyasi şiir yazmaya iten şartlar, olgular neler? Toplumdaki adaletsizlikler. Mesela şimdi o zaman şuradan bu son kitabımdan bir şiir okumama Tabii ki. İzin verin. Memnuniyetle. Yani o gerekecek, gerekti bence. Çünkü ben gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazarken dedim ki ya bu yazılar hızla eskiyor. Yani yazdığın yazı ertesi gün artık kaybolmuş. Yıllar sonra da kimse dönüp bir daha onu okumuyor. Ama
şiir olarak yazarsam kafamdaki bazı şeyleri, güncel siyasetle ilgili şeyleri kalıcı bir anlam taşıyor diye düşünerek yazdığım ve birinci sayfadan yayınlanan şiirlerden birini okuyacağım şimdi. Buyurun. Düello. İyilik ve kötülük bir düelloda karşılaşsalar kim kazanır dersiniz? Korkarım kazanan bu çatışmada kötülük olur diyeceksiniz. Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır, acımasızdır, hilebazdır. Yalnız da değildir üstelik, çıkar ortakları vardır. İyilik ise buna karşılık tek başınadır genellikle. Kötüyü kanıksar gibidir artık, boyun eğmese de bütünüyle. Oysa kötülük durmaksızın yaşamı kemirip çürütmektedir. Bu geri dönüşsüz yok edilişin durdurulması gerekir. Kuşkusuz kötüyle savaşım onun silahlarıyla yapılamaz. İyilik bunu istese bile kötü olmayı başaramaz. Öyleyse bir tek şey var yapılacak. Bu iyilerin birlikteliğidir. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik alt edebilir. Örgütlü iyilik kavramını getirdim ben bu şiirle. Bunu önemsiyorum. Ve şöyle aslında sözlerimi bağlamak isterim belki de. Çağdaş toplum örgütlü toplum demek. Yani bizim insanlarımız hangi görüşte olurlarsa olsunlar bir şey söylüyorlar. Tamam da sen örgütlü müsün kardeşim? Yani çağdaş insan batı toplumlarına baktığımız zaman örgütsüz tek bir insan göremezsin. Ya bir parti üyesidir, ya bir dernektir, ya bir sendikadır, bir şeydir. Yani başka türlü olmaz. Çağdaş insan öyle olunur. Evet. Belki bunu böyle tamamlayabiliriz yani bizim şeylerimizi. Ben hani toplumcu gerçekçi bir şair olarak bazen de böyle birebir güncel siyasetle diyelim ya da sorunlarla ilgili konuları dile getirmeyi de bazen istiyorum bu şekilde. Evet. Son iki sorum hocam. Buyurun. Türk şiiri ve genelde de Türk edebiyatının dünyadaki yeri nedir? Yani dünya bizi nasıl kabul ediyor? Şimdi dünyanın bizi, şiirimizi tanıması bizi tanıma konusuyla da alakalı. Dünyaya, yani dünya Türkiye'yi pek iyi tanımıyor. Genelde iyi tanımıyor. Bu ta şeye kadar gider. Yani Osmanlı Devleti ve Avrupa ilişkisine kadar gider. Bu tabi dinler arasındaki farklar, şunlar bunlar, bütün bunlarla alakalı. Türkiye Cumhuriyeti'ne hızla gelelim. Mustafa Kemal'le birlikte Türkiye gerçekten çağdaş bir ülke olarak dikkatleri üzerine her zamankinden daha fazla çekti ve dolayısıyla edebiyatı da. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi edebiyatı özellikle hem romanda, öyküde, oyun yazarlığında hem de şiirde, özellikle de şiirde dünya çapında bir edebiyattır. Fakat Türkiye'ye karşı maalesef yani Türkiye içindeki politikadaki bazı sorunlar Türkiye'yi çok olumsuz imajlar şeklinde dünyaya tanıtıyor. O yüzden Türk edebiyatına bakış da biraz tuhaftır. Ben mesela katıldığım uluslararası toplantılarda şiirlerimi okuduğu zaman böyle şaşırıyor insanlar. Bir kere Türkçe'yi iyi bilmiyorlar. Arapça gibi falan bir şey zaten. Bir de bakıyorlar ki o ünlü uyumu dediğimiz değil mi? Evet. Ünlü uyumu Türkçe güzel bir dil, etkileyici bir dil. Anlattığımız şeyler, konularımız da insanları etkiliyor ve Türk edebiyatının dünya çapında bir edebiyat olduğunu hissediyorlar birdenbire. Ama bunu dünyaya tanıtmak için devletin çaba göstermesi gerek. İyi yazarlarını, iyi şairlerini dünyaya tanıtma konusunda çabalar harcaması gerek. Ve tabii Türkiye'nin imajının dünya ölçeğinde hakkı olan yere oturması lazım. Bence Türkiye insanı iyi bir insan, kaliteli bir insandır. Dünya tanımıyor. Dünya bu insanı iyi tanımıyor. Yani bunu yine edebiyatta herhalde lanse etmek durumundayız. Çok başka doğru. Da, başka da yolu yok. Çok doğru. Yani şiir örneğin çok önemli bir şey olabilir. Tanıtma unsuru gerçekten olabilir. Evet, sanat, resim olabilir, bale olabilir. Her türlü tümü sanat olabilir. Yani. Evet. Peki hocam son olarak bir şair, yazar, çevirmen olarak Türk gençliğine ne tavsiye edersiniz? Öğüdünüz ne olur? Yani Türk gençliğine öğütüm şu olur. Ülkenizi iyi tanıyın, ülkenizin tarihini iyi tanıyın, ülkenizin kültürünü iyi tanıyın. Bunun için çaba harcayın, düşünün, okuyun. Önemli bir ülkenin ama ciddi sorunları olan bir ülkenin gençlerisiniz. Böyle boş boş yaşamayın, çaba harcayın. Daha doğru bir insan nasıl olabilirim? Bu öyle basit bir şey de değil. Bu okumakla olur, ciddi olarak bilgi edinmekle olur. Böyle sıradan bir inancın
O inanç siyasi olsun, dinsel olsun fark etmez. Yani bir inancın peşine takılıp gitmekle olmaz. Ciddi olarak okumak, araştırmak lazım. Önce kendini tanıyacaksın, ülkeni tanıyacaksın, dünyayı tanıyacaksın. İnsan olmanın ne demek olduğu konusunda kafa yoracaksın. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şöyle bitireyim. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük insanın kütüphanesinden 9000 tane kitap şu anda. 9000 kitap duruyor Anıtkabir'de. Ve altı çizilerek okunmuş kitaplar. Altı çizilerek okunmuş kitaplar. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum. Gençliğin ona layık olması lazım. Yani Türkiye gençliğinin, Türk gençliğinin o insana layık olması gerek. Son bir soru gelmiş. Ben aslında mesajları okumadım zamanınızı almamak adına. Evet. Neden diyor Türkiye'den ödül vermedi bu kadar duayen bir şaire diyor. Türkiye niye kıymetinizi bilmedi diyor. Ne bileyim biraz. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeceğim boş. Yani bize ödül verin diyecek halimiz yok değil mi? Hiç verilmedi de değil. Yani mesela bir Enver Gökçe ödülüm vardır. Hatırlarsam yani Pen Yazarlar Derneği'nin bir ödülü var tabii. Hiç de verilmedi diyemem yani. Evet. Ama istediğim bazı ödüller olmuştu mesela çok gençken. Onları verilmediler nedense. Sonra da vakit geçmiş oldu artık. Evet hocam biz de Adıyaman'da böyle kendi çapımızda işte kitaplar, şiirler, şiir geceleri falan düzenliyoruz. En önemlisi de Murat Kayış isimli bir genç şairimizle birlikte bir dergi çıkarıyoruz. Pek güzel. Mutena isminde çok bir dergi ya. Çıkarıyoruz. Çok önemlidir bu. Yazı işlem müdürünü ben yapıyorum. Tebrik ederim. Genel çok yayın yönetmeni arkadaşımız yapıyor. Bravo. İnşallah yakın tarihte sizi de bir kapa konusu olarak el almayı seviyoruz. Çünkü her bir sayıda bir üstadımıza kapak konuşu yapıyoruz. Telefonum sizde herhalde vardır ya da alacaksınız. Ben program sonrasında tekrar alayım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Aslında zamanımız var ama sizin zamanınız yok. Yola geleceksiniz. Onun için bitirelim diyorum. Ben buradan bütün izleyicilere, bütün dinleyicilere en içten sevgilerimi gönderiyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Adıyaman'a onur verdiniz. Bizlere programımıza onur verdiniz. Adıyaman bana onur vermişti. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli dostlar, bu akşam ünlü şair, Profesör Doktor Ataol Bahremoğlu konuğumuzdu. Kendisiyle çok seri, çok hızlı bir şekilde bir program gerçekleştirdik. Ama mutlu olduk, onur duyduk. İleriki zamanlarda yine Adıyaman'a gelecek olursa konuk etmekten şeref duyuyoruz. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimle hayırlı akşamlar diliyorum efendim.